Illustrator'da maskeleme işlemi aracılığıyla var olan objenin bir kısmının görünmesini sağlayabiliriz. Maskeleme yöntemiyle hem Illustrator ile birlikte oluşturmuş olduğunuz şekiller üzerinde de kullanabileceğiniz gibi fotoğraflar üzerinde de uygulayabilirsiniz. Uygulama örnek dosyasını açabilmek için Illustrator CS6 örnek dosyalar içerisinden nesne düzenleme araçları ve Clipping Mask Illustrator belgesini açalım. Belge açtıktan sonra karşımıza bir turuncu bir dörtgen ve bir fotoğraf karşımıza geliyor. İlk olarak soldaki turuncu dörtgeni maskeleyeceğiz. Maskeleme için kullanacağımız nesnemiz bir star tool. Star tool aracıyla bir yıldız oluşturalım. Yıldız illa ki dörtgenin tam olarak üzerine oturacak diye bir şey yok. Zaten burada seçmiş ol maskeleme işlemi yaptıktan sonra buradaki yıldızı çizgilerini veya yapısını göremeyeceğiz. Sadece maskelediği alanları görebileceğiz. Burada maskeyi daha iyi görebilmek için hemen gövde rengini değiştiriyorum. Daha sonra maskeleme işlemi yapabilmek için maskeleyen yani üstteki nesne ve alttaki maskelenen nesnenin de seçili olması lazım. Her iki nesneyi de şöyle hızlıca seçili hale getiriyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra Object menüsü Clipping Mask Make komutunu çalıştırdığımızda maskeleme işlemimiz yapılacaktır. Bu işlem için kısa yol olarak komut 7 tuş kombinasyonunda kullanabilirsiniz. Make işlemini çalıştırıyoruz ve dörtgenimiz bir yıldız tarafından maskelenmiş oldu. Ve farklı bir yapıya sahip bir ok elde etmiş olduk. Bunu da farklı şekiller için rahatlıkla kullanabiliriz. İkinci bir maskeleme işlemini de sağ taraftaki fotoğraf üzerinde yapalım. Bu fotoğrafı maskelemek istediğimiz alanı buradaki pencereler olsun. Pencereler için Rectangle Tool aracıyla bu pencereleri kapsayabilecek ya da içine alabilecek uygun gördüğümüz boyutta bir dörtgen oluşturalım. Oluşturmuş olduğumuz dörtgeni Selection Tool'a seçili hale getirelim. Shift tuşuna basarak alttaki fotoğrafı da seçili hale getirerek hem maskelenen objeyi hem de maskeyi seçmiş oluyoruz bu sayede. Seçili olan nesnelerde maske uygulamak için az önce de söylediğimiz gibi object clipping mask make veya komut kısa kısayoluyla maske işlemini yapabiliriz. Illustrator, direct selection tool eğitim videosunda da bahsettiğimiz gibi maskelenmiş olan nesneleri maskeden bağımsız olarak hareket ettirebilmek için bu aracı kullanıyorduk. Direct selection tool kullanarak bu dörtgeni biraz daha farklı bir konuma taşıyabilirim. Yıldızın farklı bir şekilde görünmesini sağlayabilirim. Veya burada sadece pencere değil de biraz daha kaydırarak kapı ve pencerenin bir kısmının görünmesini de sağlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu maskelenmiş olan objeyi Direct Selection Tool'a tutarak farklı konumlara taşıyabilirsiniz. Maskelenmiş olan objeyi geriye alabilmek için obje seçiliyken object üst menüsü clipping mask release diyerek veya komut alt 7 tuş kombinasyonunu kullanarak bu maskeleme işlemini geri alabilirsiniz. Veya obje seçiliyken sağ klik yaparak release clipping mask komutu da aynı işlemi yapar. Bu sayede maskelenmiş objenizi maskesi ayrı kendisi maskelenen obje ayrı olarak karşımıza gelir. Ancak bu işlem sonrasında maske tamamen maskelenmeden önceki özelliklerini kaybetmiş olur ve bir gövde veya dış çizgi barındırmaz. Bu nedenle hemen bir gövde rengi vererek konumunu ve yapısını görebiliriz. Bir diğer seçenekte maskelenmiş bir obje grubu seçiliyken object Clipping Mask Edit Contents yani içeriği düzenli komutudur. İçeriği düzen, düzenli komutuna geçiş yaptığımızda da yine direct selection tool'la sanki maskelenmiş olan objeyi seçmiş gibi selection tool'la işlem yapabiliriz.